ettiğimiz elmaların türleri, çeşitleri Golden, Scarlet Super ve Red Chief olmak üzere 3 çeşitten oluşmaktadır. 2010 yılında diktik. 11 yaşına girecek. Ortalama dekardan 4 ton civarında ürün alıyoruz. Burada Gülnar'da renk diğer bölgelerden çok daha yoğun oluyor. Bunun da sebebi bulunduğumuz bahçenin denize kuş uçumu 30 kilometre olması. Geceleri soğuk, gündüzleri de yüksek nem rengin albenisini yükseltiyor, parlaklık kazandırıyor. Bulunduğumuz yerden ters istikamette baktığımızda denizi görebiliyoruz. Türkiye'de hem deniz hem elmanın olduğu 1400'de çok kısıtlı bölgeler var. Bu bölge bu konuda çok önde. Dünyada renk anlamında da aroma anlamında da diğer bölgelere göre %12-13'te şeker oranı varken burada 15-16 çıkabiliyor. Bu da gündüz sıcak, gece 5 dereceye kadar düşen gece gündüz sıcaklık farkından dolayı aroma ve renk mükemmel, müthiş. Mayıs'ta çiçek açıyor. 150 gün civarında bir süreden sonra hasada giriyoruz. Eylül'ün 25'i gibi başlıyoruz. Ekim'in sonuna kadar hasat devam ediyor. Bazı cinslerde çeşitler erkenci oluyor. Mayıs'ın, Eylül'ün 25'inde başlıyor. Diğer Star King çeşitlerinde ise Ekim'in 10'u gibi başlıyor. Elmanın hasat süresi ortalama 20 gündür. 20 günden sonra dökülmeler başlar. Yoğun şekerleşme olur ve sofralık değerini kaybeder. Döküntü elma olarak meyve suyuna gider. Ortalama bir meyve ağacının, elma ağacının verime dönüp ekonomik bir getiri getirmesi için azami 5 yıl süreyle düzenli bir şekilde sulanıp, budanıp, gübrelenip bakılması gerekiyor. 5 yıldan sonra ağaç başı 15-20 kilo ile başlayarak 100 kilograma kadar çıkıyor verim. Ve düzenli bakım devam ettiği sürece devam ediyor. Bırakırsanız bütün yaptığınız emekler, 10 yıllık, 5 yıllık emekleriniz boşa gidiyor. Biz bu ağaçları 2010 yılında diktik. Şu anda beklediğimiz verim Golden çeşidinde 100 kilogram, bunda da 80 kilogram gibi bir verim bekliyoruz. Renk %100 üzerinde. Elmalarımızı ilkbaharda budadıktan sonra, sürüm işlemleri, çapalama işlemleri bittikten sonra sulamalara geçiyoruz. 10 gün arayla 20 saat, 24 saat arasında sulama yapıyoruz. Sulama sistemimiz damlama sulama sistemidir. Vahşi sulamayla su zayiatı yapmıyoruz. En ideal suyla en iyi verim almaya çalışıyoruz. Gübrelemeleri sonbaharda yapıyoruz. Organik gübreleri veriyoruz, hayvan gübresi veriyoruz. Kimyavi gübrelerden en az şekilde kullanıyoruz. Daha çok organik gübreleri kullanıyoruz. Tarımdaki emek parayla ölçülebilecek bir şey değil. Ben günün 18 saati bu bahçede yaşıyorum. Burada zaman geçiriyorum. Burada para kazanıyoruz ama para kazanma değil aslında. Bu emeğin farkı var. Elimizdeki nasır var. Gecemiz, gündüzümüz, küçük çocuğumuz, bebeğimizle birlikte burada yaşıyoruz. Bunun ilacı, gübresi, kendi çocuğumuz gibi ağaca bakıyoruz. Bir yere gittiğinizde bunun parayla halledilebilir olması değil. Parayı bulabilirsiniz ama gıdayı bulamazsınız. Çok paranız da olabilir, çok üretebilirsiniz ama gıdanız olmazsa hiçbir şeyiniz yoktur. Savaşamazsınız bile, askerinizi açsa savaşa bile gidemezsiniz. O yüzden gıda önemli. Gıda için çalışmaya devam edeceğiz. Buradan tarıma girmeyi düşünen seyircilerimize de şunu söylüyorum. Tarıma girmek normal bir şey değil. Yani çok ciddi emek gerektiren, yaptığınız emeğin sonunu hiçbir zaman alamayabilirsiniz. Doğal afetler, sıcak, soğuk, don ve buna benzer durumlardan dolayı verim kaybınız çok olabilir. Bu işe girdiğinizde yüreğinizle girmeniz gerekiyor. Hiçbir beklenti alamasanız bile çalışmaya sonuna kadar devam etmeniz gerekiyor. Bu bir tercih meselesi. Bu işe ya tam gireceksiniz ya da hiç girmeyeceksiniz. Arada kalırsanız üretemezsiniz, başarısız olursunuz.